Antalya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Davut Çetin, tarım, turizm ve sanayide çevreci dönüşümü sağlayacak yol haritasını belirlemek için ilgili kurum ve kuruluşların katılımıyla 10 çalışma grubu oluşturduklarını bildirdi. Çetin, ATSO'yla Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği'ne bağlı odaların işbirliğinde düzenlenen Antalya Ekonomisi Çevreci Dönüşüm Kurulu toplantısında ATSO 2021-2024 dönemi stratejik planında dijital, çevreci, yaratıcı ekonomi, özgün yerel ekonomi ve sosyal kurumsal dönüşüm olarak 5 öncelikli alan belirlediklerini söyledi. Çevreci dönüşüm çalışmalarında Antalya için döngüsel ekonomi ve iklim değişikliğine dirençli ekonomi alanlarında ilerleme hedefi koyduklarını belirten Çetin, oda olarak da sıfır atık, yenilenebilir enerji hedeflerini belirlediklerini ifade etti. Odalar, ilgili kurumlar ve akademisyenlerin yer aldığı 10 çalışma grubu kurulduğuna dikkati çeken Çetin, çalışma gruplarımızda tarım, turizm ve sanayide çevreci dönüşüm, döngüsel ekonomi, afet riskleri, su yönetimi, atık yönetimi, çevreci, enerji, çevreci kentleşme ve akıllı binalar, ulaşım, deprem riski gibi konular var. Amacımız Antalya ekonomisi, sektörlerimiz ve işletmelerimiz için yol haritaları hazırlamak dedi. İklim değişikliği ve çevre konusunda her sektör ve işletme düzeyinde hazırlık yapılması gerektiğini anlatan Çetin, çevrenin insanlık ve ekonominin geleceğini oluşturduğunu dile getirdi. Yeşil ve döngüsel ekonominin geleceğin ekonomi modeli olduğunu belirten Çetin, gelecek çevreci binaların, çevreci otellerin, doğal gıdaların, çevreci ürünlerin olacaktır. Döngüsel ekonomiyle yeni bir ekonomi ortaya çıkacaktır. İl ve ilçelerde kendi ürettiğini tüketmenin moda olacağını göreceğiz. Ürünler de üretim şekli de değişecektir. Bu değişim yeni yatırım ve istihdam alanları yaratacaktır ifadelerini kullandı. Çetin, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nin de bu konuda çalışmalarını hızlandırdığını bildirdi. Antalya Ekonomisi Çevreci Dönüşüm Kurulu Proje Koordinatörü Profesör Doktor Bülent Topkaya da küresel ısınma ve iklim değişikliği sonucu sıcaklığın her geçen yıl bir önceki yıla göre artacağını vurguladı. Toplantıya bağlı odaların Antalya Şube Başkanları da katıldı.